Kaçırılmayacak şahane cuma fırsatları uygun ödeme koşullarıyla Mediamarkt.com.tr ve geniş mağazalarımızda. Şahane cuma, Mediamarkt, Mediamarkt. Murat abi, şimdi free agency'ye geçiyoruz. Yoğun free agency dönemine. Ben size bir sürü gelişme yaşandı. O yüzden şöyle bir format yapacağız. Ben size gelişmeyi sayacağım. Siz önemliyse durdurun beni. Konuşalım üzerine. Boş ver derseniz konuşmayalım. Çünkü hakikaten hepsi konuşmaya değecek şeyler değil gibi geliyor ama İlki, ilk kazanıza anlaşılan, bunu biraz konuşmak gerekiyor. <laughs> Gordon Hayward'ın <laughs> çünkü Gordon Hayward'ın Charlotte Hornets'a gidişi ve verilen inanılmaz bir kontrat. Şimdi onun menajeri Chicago'lu Mark Bartelstein ufak başladı, sonra işte Illinois eyaletinin oyuncularıyla işi büyüttü falan. Şimdi Amerika'nın en iyi menajerlerinden bir tanesi yüzdesi neyse iki mislini versin. Keve hakkının iki mislini aldı onu. Yani şimdi bir kere All-Star olmuş. Kaç kere sakat? 30 abi. yaşında son 3 <laughs> sezonda 81, 10 ve 20 maç kaçırmış. Toplam 111 maç. Bir oyuncuya 4 yıl 4 yıl 4 yıl. Yani vallahi elim titriyor. 120 milyon dolar. Bu fotoğrafları falan size, var herhalde Jordan'ın elinde. Size, yani <laughs> ben böyle şey görmedim ya. Çok şey. Ha, bir dakika. Bogdan'ı 30... mı alırsınız Gordon Hayward'ı mı? Ya %1 milyar Bogdan'ı ya. Montreserral'ı mı alırsınız Gordon Hayward'ı mı? Takımınıza. Yani o ihtiyacıma göre değişir. Ama bu para Ama, verilir mi? Bu parayı vermem <laughs> hiçbir şekilde. Bir de şöyle bir şey var. 3 senedir ne zaman bak toparlıyor, ah işte bak All Star olduğu şeye yaklaşıyor falan dense tak diye bir daha sakatlanıyor. Bir de 30 milyonla bitmiyor yılda. Bitmiyor. Çünkü Michael Jordan GOAT olabilir oyuncu olarak. En kötü GM'ler GOAT. Ama var. gelmiş geçmiş en kötülerden biri diyelim. En kötülerden biri. Çünkü Nicholas Batum'a bir kontrat vermişti. Bu sene ondan kurtuluyordu. <laughs> Batu'nun son var. yılında 27 milyon dolar kalmıştı kardeşim dedi. Ben sana bu parayı vereceğim. Ama şunu 3'e bölelim. Yani 3 yıl daha Batuma 9'ar milyon daha. 9'ar milyon dolar daha verecekler hiçbir şey yapmıyor. Zaman evde otur. Ki Gordon'a Ki Gordon'a yer açabilsinler kontrat şeyinde. Yani maliyeti 39 <laughs> milyon dolar ilk 3 yıl. Ya ne yapıyorsun ya? Bu kadar mı kimse Charlotte'a gelmek istemiyor? Ha tamam bak ona bir şey diyemem. 20 verse bir şey diyemem. 20 verdi de 30 mu istedi? Ben de onu, bunu buralarda zaten şey Ha ederim. başkası yani, 30'a yakın bir rakam mı veriyordu? Işte, onu da anlamadım çünkü hiç... Ya yani bir ara piyasası ne yani Gordon Hayward'ın NBA'de? Ha işte olur. ya bir ara Nix onu da, da, hadi, Knicks e da Nix'e gitsin o zaman yani. Ya da yani. yapıyordur. Yani o istiyor, bu istiyor. Ya, o Ama, zaman gitsin dersiniz. O, o şeylerin abi. hiçbiri tutmadı. Yani Kimse üçlüğe gidip... da vermişlerdi biliyorsunuz. Bir ha? de Biyombo kontratı vardı bir ara. O da... Yani e, feci bir kontrat. Bundan mı başladık? Bununla başladık. Ya yani bundan sonra e, hepsi daha iyidir. <laughs> Diyelim bir sonraki gelişmeye geçelim. Ibaka Clippers'a geçti. Montrez güzel. Clippers'a gidince Ibaka Clippers. Çok beğendim. Bir kere Kawhi ile kavga etmez. Kanka. Çık kanka <laughs> Toronto'dan. 12 gelmiş. Esasında o da 2 yıl 19 milyondan daha fazla para alabilirdi. Ee, şimdi ikinci yılı... bir aynı kontrat galiba Montrezl'e. İkinci yılı oyuncu hakkı. E, hakkı. Oyuncunun çıkma hakkı var. kovayın da var çünkü. Bir yıl, ha onu yine götürecek gittiği yere herhalde. Ee, şimdi 3 kere <laughs> en iyi savunma 5'ine seçilmiş. E, kaç kere blok kralı olmuş bir oyuncu ama dış şutunu geliştirdi. Şu anda 31 yaşında. E onu söyleyecektim. O oyuncu değil o. Evet. Şimdi stretch 5. Evet. Stretch 4 de olur. 4.5 de olur. Ee, nasıl Gasol'un LeBron ve şeye yer açması açısından büyük şeyi var. Burada daha da büyük önemi var. Çünkü özellikle de Kawhi ve e, PG oraları daha çok seviyor. Yani Morris ve Ibaka <laughs> 4 5 oynayabilir gibi geliyor. PG ile beraber sağdayken. Bu ikisiyle de çok rahat oynayabilir. Bence çok önemli bir transfer. Tabii ki kağıt üstünde e, tutar mı tutmaz mı o belli değil. Ama e, kağıt üzerinde 5 üzerinden 4.8 verir Clippers Kuway'ı mutlu etmek için her şeyi yapıyor Murat abi He. gitmesin diye. O yani olacak. Toronto'da Montrez. yapmıştı. <laughs> Mont Montrez'i <laughs> kavga ettiği için gönderdi. Lou Williams'ın gideceği konuşuluyor. Ee, o eski tayfadan kalan bir Beverly kalmış oluyor. Eski mentalite, kavgacı mentaliteden herkes daha Covey mentalitesine veya onun liderliğinin altında bir yapıya doğru gitmeye çalışıyorlar. O açıdan da önemli bir hamle. Söylediğiniz gibi basketbol açısından bence Montrez'in götürdüğü şeyler var ama Ibaka'nın getirdiği şeyler daha uygun Clippers'a e, daha aranan bir şeydi. Yani Montrez gidiyorsa Ibaka cuk oturan bir transfer e bir de, oldu. E, 144, 144 playoff maçı oynamış. Çok tecrübeli. 102 playoff maçında ilk 5 başlamış. Ve geçen sene en az süre almasına rağmen 22.8 dakika maç başına playofflarda en yüksek playoff sayı ortalamasını yakalamış. Yani e, Gasol gibi inişte de değil. değil. Tabii Ibaka zamanında OKC'de çok bekle, çok şeyler beklenerek e, bir kontrat yapmıştı. O beklentilerin altında kaldı. Ama bazı oyuncular tecrübelendikçe katkısını daha çok katkı vermeye başlıyor. Oyunu daha iyi anlıyor, daha iyi okuyor. Ibaka da onlardan biri oldu yani. 5 sene önceki Ibaka belki daha atletik bir oyuncuydu, blok kralıydı. Savunmada daha çok şeyler katıyordu ama bugünkü Ibaka takıma daha çok katkısı olan bir oyuncu hale geldi. O açıdan Clippers için önemli bir transfer diyelim. Ve Dwight Howard'ın 76ers'a geçişi. Önemli bir şey mi sizce? Ya şöyle önemli <laughs> bir yedek pivota ihtiyacı vardı. Dwight Howard geçen seneki gibi oynarsa Lakers'da ki o orada kalmak istiyordu hatta kaldığını sandı. Evet açıklama da yaptı. Meğerse şey sunuyorlarmış ona yani şöyle bir şey düşünüyoruz sen nasıl <laughs> bakarsın? Eğer sunarsak, tweet attı ama ben kaldım diye sonra o balıklama üstüne atladı. Belki de farkındaydı. Ellerini zorlamak için o tweet'i attı ya da Instagram'da. Bence gelişmesi olunca Lakers her şeyi unuttu. Döndü imzaladı. Ee, yani işte oradaki gibi faydalı oynarsa eee Horford gitti. Takas şaşırtan, ettiler. Evet. Norval Pelli kestiler. Beni şaşırtan Daryl Morey'in pivot imzalaması oldu açıkçası. E, Hüsnü'nden da almıştı onu. Almıştı, çalışmamıştı, yollamıştı. Sonra bütün pivotları göndermişti. Yani Lakers'a ilk gittiğinde çalışmadı. İkinci gittiğinde çalıştı. <laughs> belki aynı şey bu burada da olacak diye. Biraz işte Seth Curry ve Danny Green'i aldığı zaman şutörleri kat, taktı. Kendi seni tatmin etti. Bu da Doc Rivers'ı belki tatmin ederdi. eden orada bir oldu. Orada iki tane iyi, güzel hamle yaptı. Sak Köylü'nün 3 yılı daha var kontratında. Güzel de bir kontrat. Çok, çok çok önemli bir parça. şey oldu yani bence. O trade de edilebilir. 3 gün sonra set Curry isteyen takım da çıkar. Öyle bir kontrat ve öyle bir oyuncu ki hem katkı verir, oynar çok önemli bir parça. Ee... Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media Mart sundu.